İyi günler. Bugün 3 Aralık 2015 Perşembe. İşte günün başlıkları. Yeni Akit teröristleri arkadaş ilan etti. PKK'lı teröristlerce öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin evine taziye ziyaretine giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hendek kazıp barikat kuran teröristlere hitaben, barikatları kuran arkadaşlara da, kişilere de siz Tahir Elçi'yi seviyorsanız onun vasiyetinin gereğini yapın, kaldırın sözleriyle büyük bir skandala imza attı. Akşam ambargo Karadeniz'e gömüldü. Rusya'nın tarım ürünü taşıyan gemi Karadeniz'in ortasında ambargo kararı var denilerek geri çevrildi. İhracatçı firma gece yarısı yeni pazar buldu. Bakanlık bürokratik işlemleri anında halletti. Bugün PKK'yı eleştiren yok edilir dedi ve öldürüldü Tahir Elçi'nin son röportajı. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmeden önce yaptığı ve yayınlanmasını istemediği röportaj ortaya çıktı. Güneş, abla Meral, MHP lideri Bahçeli'nin isim vermeden FETÖ'nün emrinde dediği Meral Akşener'den itiraf gibi açıklama geldi. Paralelcilerin parlattığı MHP'nin başına geçirmeye çalıştığı Akşener, FETÖ'ye yakın olmayı gurur göstergesi olarak gördüğünü söyledi. Habertürk, Rusya'ya karşı Katar gazı. Türkiye Rus gazında kesinti ihtimaline karşı ilk adımı attı, sistemi Katar gazıyla yedekledi. Hürriyet, 98 kilometre pazarlığı. Türkiye Suriye sınırının daha iyi korumalı çağrısından rahatsız olan Ankara, Amerika'nın 98 kilometrelik sınır hattına asker yığılması talebine ilginç bir yanıt verdi. Milli Gazete, yeni bir yerleşim yerimiz daha oldu. İncirlik Üssü, Patriot kasabası Adana, Türkiye. Geçtiğimiz Ağustos ayında koalisyon güçlerinin kullanımına açılan İncirlik Üssü'nde hareketli günler yaşanıyor. Milliyet, kritik temas. İki bakanın yüz yüze temasının tansiyonu düşürüp düşürmeyeceği merak konusu. Çavuşoğlu ve Lavrov, Belgrad'da bir araya geliyor. Sabah, Türkiye ile Katar kader ortağı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha ziyaretinde doğalgazdan vizelerin kalkmasına kadar çok önemli 16 anlaşma imzalandı. Star, Kremlin tiyatrosu. Rusya, terör örgütü DAEŞ ile petrol ticareti ortaya çıkınca panikledi. Türkiye'yi iftiralarla karalamaya çalışan Putin, Erdoğan'ın testine karşılık Habur sınırındaki tırların fotoğraflarını gösterip dünyanın aklıyla alay etti. Takvim, doğal gaz. Rus lider uçak krizini bahane etti, komik yaptırımları hayata geçirdi ama Doha'daki doğal gaz anlaşmasını duyunca çark etti, görüşelim mi? Türkiye, son sözü söylemedik Rusya'nın yaptırımlarına tepki Erdoğan, haklıyız ama Rusya'nın orantısız tepkisi sürerse biz de kendi tedbirlerimizi alırız dedi. Vatan, saçma sapan. Amerika Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Türkiye IŞİD'e petrol ticareti yapıyor iddiasını reddettiklerini açıkladı. IŞİD koalisyonunun sözcüsü ise bu saçma sapan bir iddia, gerçekten gülünç dedi. Ve Yeni Şafak, Katar rüzgarı. Rusya uçak krizinin ardından yalnızlaşırken Türkiye müttefik halkasını genişletiyor. AB ile vize mutabakatından sonra Katar'la da çok kritik doğalgaz ve vize anlaşmasına imza atıldı.